Kıymetli izleyicilerimiz, bugün yine bir programla karşınızdayız. Bugünkü konumuz dünya ahiret dengesi. İslamiyet'te dünya ahiret dengesi konusunda yine bir konuğumuz var. Daha önce de beraber program yaptığımız Sayın Profesör Doktor Ömer Dumlu. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Dünya ahiret dengesi derken tabii şunu evvela düşünmemiz lazım. Dünya hayatı ne demektir? İslam dini açısından, Kur'an açısından, Peygamberimizin yaklaşımı açısından. Daha doğrusu İslam dünya hayatı derken neyi hedefliyor? İnsanın dünya hayatı söz konusu olduğu zaman nasıl bir tutum içinde olması gerekir? Bu konular tabii geniş konular ama şöyle bir başlayalım bakalım neler konuşabiliriz. Evvela bir ayeti kerime ile başlasak sanıyorum iyi olacak. En'am suresinde evet. Bir ayeti kerime var. 32. ayet. Hı hı. Estağfirullah. Ve mel hayatü dünya illa la'ibun ve lehv. Evet. Ve leddârul âhiretu hayrun lezîne yettekûn efelâ ta'kilûn. Hı hı. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatı ise sakınanlar için daha hayırlıdır. Hı hı. Düşünmez misiniz? Diye evet. Bir ayeti kerime evet. Var. Tabii şimdi tek bir ayeti kerimeyle hareketle bir takım sonuçlar çıkarmamız zor da ama buna benzer başka ayeti kerimeler de var. Bu ayeti kerimelerden hareketle belki başka konularda dikkate almadan sanki Müslümanlık dünya hayatına hiç önem vermiyormuş gibi, dünya hayatı olsa da olur, olmasa da olur, öyle bir hava estiriliyor. Hatta bu şekilde düşünen, yaklaşımda bulunan kimseler de var, gruplar da var. Buradan bir başlayalım bakalım, siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Evet, teşekkür ediyorum. Çok önemli günler yaşıyoruz tabii şu sıralarda Türkiye'de. Ben sözlerime başlamadan önce yarın biliyorsunuz çok önemli bir seçim evet. Yaşanacak. Dünya hayatı dediğimiz şeye örnek olması bakımından da yarın önemli bir seçimle karşı karşıyayız. İnşallah hayırlısı ülkemiz inşallah. İçin hayırlısı evet. Olur diye düşünüyoruz. Şimdi dünya hayatı dediğimiz şey, mesela biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi dünya hayatının sanki hiç önemi yokmuş gibi bir anlayış hakim olur genelde. 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 Evet. Yani dünya hayatı nedir ki filan diye. Halbuki Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifleri var biliyorsunuz. Ed-dünya mezra'atul ahireh. Evet. Dünya ahiretin tarlasıdır, tarlasıdır diye bir şey var. Yani ahiret yurdu dediğimiz böyle darul ahiretu hayrun lillezine tekav diye ifade ettiğimiz evet. Ayetten okuduğunuz onun kazanma yeri dünyadır. Dünyadır. Onun için şimdi, önemli. Tabii. Dolayısıyla biz bu ayetler niye gelmiş? Önce o perspektiften bakmamız lazım. Evet. Şimdi bu sureye En'am suresine şöyle bir bakarsak bu ayetlerin indiği dönemlerde Mekkeli müşriklere ciddi manada şey var. Sadece dünyaya dönük, dünyaya yönelik bir yaşantıları var. Evet. Zaten öyle de diyorlardı değil tabii, mi? Tabii. Vemel yani hayatü biz dünya. Dirilmeyeceğiz. Tabii. İşte, mahiye illa hayatüne dünya nemutu ve nehya. Nemutu ve nehya. Ve ma yuhlikuna illa deher. Biz ölürüz, yaşarız sadece bu dünya. Evet. Öbür taraf diye bir şey bir yok. Bir kısmı en azından öyle düşünüyoruz. Ya, öyle düşünüyor. Yani bu bir kısmı dediğimizin epey bir kısmı. Epey bir kısmı. Evet. Yani böyle düşünüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet gelince وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْ dünya
Yani oyun ve eğlenceden ibarettir. E peki niye bu kadar imar edilmesi gerektiğini de Kur'an ifade eder. İfade eder. Değil mi? Yani dünyayı yaşanılacak bir hale getirmek lazım. Bu manada mesela ıslah kavramı çok önemlidir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de muslih dediğimiz vakitte çok önemli açılımları vardır. E bunun sebebi nedir? Bunun sebepleri mesela savaşı Kur'an-ı Kerim ciddi manada öngörmez. Niye? Dünyayı tahrip ediyor diye. Yıkıyor diye. İnsanla canlar öldürüyor diye. E peki o zaman nedir peki bu? Öyleyse o günkü toplumun insanları tamamen bu dünyaya yönelik bir anlayış içerisinde yaşıyorlar. Yani yaptıkları yanlarına kar kalacağını zannediyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri bu manada düşünmemiz lazım. Evet. Peki öyle bu ayetleri o şekilde düşünürken bir de bakıyoruz ki bu ayetler bugün Müslümanların epey bir kısmı tarafından dünya nedir? Boş şeydir. Boş şeydir. Yani dünyanın boş olduğunu elbet biliyoruz. Ne kadar yaşarsan yaşa dünyada bir gün ölüp gideceğiz. Ve dünyanın da bir gün sonu gelecek. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in genel şeyini. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ifadeler var ki o dünya hayatı bize ahireti kazandıracak. Tabii. Onun için önemli. İşte yani denge dediğimiz şey bu. Evet. Ne dünyaya tamamıyla tapacaksın tabiri caizse. Dünyada kalacakmış gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi. Yani Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifleri de var değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak gerektiğini. Çünkü neden? Artık iman dediğimiz, inanç dediğimiz şey hep bu dünya ile alakalıdır. Evet. Ahireti kazanma da bu dünyadadır. Evet. Öyleyse dünyada ahireti unutup bir hayat yaşamak değil, ya dünyada ahireti kazanacak türden bir hayat yaşamaktır. Normalde istenen budur. Evet. Yoksa dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir demek, yani bu ahiret inancı olmayanlar için belki doğru olabilir. Tabii. Çünkü ahiret inancı yok adamın. Oyun ve eğlence. Zaten asıl vurgulanmak istenen de budur. Kur'an-ı Kerim'de men kâne yuridü sevâbed dünyâ fe indellâhi sevâbed dünyâ. Bu tür ayetler var. Var, evet. Dünya hayatının sevabını, güzelliklerini vesairesini isteyenler, işte aha size dünya. Ama ahireti isteyenler. Peki ahireti isteyenler derken dünyaya tapıp dünyadan başka bir hayat yokmuş gibi dalmanın yanlışlığını Kur'an-ı Kerim bize vurguluyor. Zaten esas da odur. Evet. Yani yoksa bu dünyaya Cenab-ı Hak bizi niye getirdi o zaman? Tabii. Yani dünya başıboş ise. Halbuki siz dünyada denenmedikçe, bırakacağınızı mı zannediyorsunuz? Evet. Gibi ayetler var. Dolayısıyla biz dünya ve ahiret dengesini kurmak mecburiyetindeyiz. Tamamen dünyada kalacakmış gibi bir yaşam sürmek ne kadar yanlışsa, evet, ahireti unutarak böyle bir hayat yanlışsa, değil mi? Peki ahirete yönelik hiçbir şey yapmasak o da yanlış. O da yanlış, evet. Yani bu dünyadaki hayatımız işte sadece efendim bu dünyadaki hayatımızdır. O zaman cahiliye döneminin ve birçok bugün insanların söyledikleri gibi öteki dünya diye bir şey yok, öldükten sonra her şey bitmiştir şeklindeki bir anlayışın İslam dünyasıyla hiçbir alakası yoktur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin, benzeri ayetlerin ki burada şimdi epeyce bir ayet var hemen çok önümde. Evet. Bunların hepsini okumak da istemiyorum ama buradaki bize ifade edilen hususlar hep bu manada ifade edilmiştir. Yani dünyada yaşadığımız hayatı insan olarak düşündüğümüz zaman diyelim ki 100 yıllık bir ömrümüz var. Evet. Bu ömrü bu dünyada geçirirken eğer ahiret inancı olmadan yaşarsak başıboş yaşamış olacağız. Tabii. Hiçbir sorumluluk hissetmeden, efendim doğru yanlış düşünmeden rastgele bir yaşantı sürmek demek olacaktır. Evet. Ahiret inancı kesinlikle olmazsa. Kesinlikle. İşte o ahiret inancı aslında dünya hayatını dengelemiş oluyor. Kesinlikle. Diğer taraftan İslam açısından ahiret hayatı dediğimiz şey nedir acaba? Hı. Ahiret hayatı dediğimiz şey şudur. Allah bu dünyaya bizi gönderdikten sonra, yani belli bir sürede elimizde değil bu. Evet. Bunu tartışmanın da bir anlamı yoktur. Gönderdikten sonra bu dünyada insanca bir hayat sürme, inanca bağlı olarak. Bak, Kur'an-ı Kerim'de çok önemli 3 tane kavram var. Bunlardan birisi iman, insan açısından düşündüğümüz. İman etme, inanma. İnanmanın gereği olarak bu dünyada yaşamak.
Evet. Şimdi şöyle bir şey söylerler. Bu söz tartışılabilir. Mesela derler ki dünyada mekan, ahirette iman. Evet. Aslında dünyada iman lazım. Tabii. Yani mekan da lazım. Mekan da hem bu dünyada hem öbür dünyada tabii lazım. Yani ahirette iman diye bir şey yok artık. Bu dünyada inanmışsan onun karşılığını orada göreceksin. Göreceksin, evet. Peki bu dünyada inanan bir insan bu dünyayı mamur etmek, imar etmek mecburiyetinde. Evet. Yaşanılacak bir hale getirmek mecburiyetinde. Mesela bakın hep cennet örnek verilirken nasıl tecri min tahtihel enhar. İşte altından ırmaklar akan, içerisinden ırmaklar akan, çevre dediğimiz şeyleri, bütün bunları vurgulayan, bunlar bize ahiretteki bak böyle bir yurt olacak. Öyleyse siz de bu dünyayı buna benzer bir hale getirin ama sakın içerisinde ebediyen kalacakmış gibi bir duyguya da kapılmayın. O imanın gereği olan salih amel dediğimiz şey de budur. Üç tane kavram dedim bakın. İman bir, iki, üçüncü kavramlar ise canlıların hareketlerini ele alır. Birisi amel kelimesi, birisi de fiil kelimesidir. Evet. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'de en çok karşımıza çıkan kelimelerdir. Peki amel kelimesiyle fiil kelimesinin manası ne? Amele bir iş yapmak demek. Fiil bir şeyi işlemek demek. O da aynı yapmak manası. Fark ne? Fark şu. Biz insanları, davranışları, bilinçli davranışları Kur'an-ı Kerim'de amel kelimesiyle vurgulanır. Evet. Bundan dolayıdır ki yapacağımız her bilinçli davranışın mesuliyeti içerisindeyiz. Sorumluluğunu taşımak mecburiyetindeyiz. Bilinçli olarak yaptığımız her davranış amel diye ifade eder ve sadece insanla alakalıdır. Evet. Diğer fiil ise canlı cansız bütün varlıkların davranışlarını içerisine alır. Evet. Mesela bilinçsiz davranışlarımız fiil içerisinde zikredilir. Vesaire filan. Öyleyse insan bu dünyada bilinçli davranışları yapan bir varlık. Evet. Bu bilinçli davranışları da ikiye ayrılır. Ya inancına bağlı olarak, bir inanca bağlı olarak yapılmıştır bu hareketler. O zaman Kur'an'ın ifade etmiş olduğu فَمَّلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ diye ifade edilen kısımdır. Bir de bilinçsiz, bilinçli davranıştır ama kötü davranıştır. Evet. Salih amel değildir. Kötü ameldir. O zaman bunun da karşılığını insan amel kelimesiyle yaptığı için görecektir. Ama bunların bütün kazanma veya bütün yapılış yerleri neresidir? Dünyadır. Bu dünyadır. Tabii. Yani bu dünyanın ötesini kazanmak için bu dünyayı imar etmek mecburiyetindeyiz. Onun için dünya hayatı son derece önemli. Elbette. Ahiret için. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir mukayese de var. Nisa suresinde biliyorsunuz. Estağfirullah. Kul meta'ud dünya kalil. Evet. Vel ahiretu hayrun inde rabbike. Limen ittaka ve la tuzlemuna fetila. Evet. Yani de ki dünya hayatının geçimi ya da meta'ı azdır. Çok azdır. Ahiret ise sakınanlar için daha hayırlıdır ve orada da kimseye bir zulüm yapılmaz. Evet. Dünya hayatında zulüm de var demek ki. Tabii dünya hayatında zaten yaşanıyor. Evet. Tarihçisiniz siz, evet, biliyorsunuz evet. Tarihte Hazreti Adem'den günümüze kadar ilk Habil Kabil meselesinden insanlık, evet, birbirleriyle işte kan dökmeye başlamış. Hala devam ediyor. Evet. Ve enteresandır, insan öyle bir varlık ki canlılar içerisinde kan döktükçe kan dökmeyi arzulayan bir varlık. Yani mesela diyelim ki bir savaş oluyor, yüzlerce, binlerce hem cinsini öldürüyoruz. Hem binlerce insan öldürüyor. Değil mi? Çok. Yani mesela bakın bugün dünyanın her tarafında işte o kadar silah üretiliyor ki, kim için üretiliyor bunlar? Hem cinsini yok etmek için. İnsanları öldürmek için. Değil mi? Tabii. Yani bu olacak şey değil. Evet. Şimdi orada ifade etmiş olduğunuz dünya hayatındaki şeyler azdır. Doğru. Yaşadığımız hayata bakın. İşte kaç yaş bugün ömür, işte ortalama ömür 80-90. Mesela, Batı ülkelerinde 90 evet. küsür civarında. İstisna kabilinden 100-110-120 yıl yaşayanlar vardır. Çok nadirdir bunlar. Bu az ama, bir şeydir yani. Ama az bir şey. Yani bir dünya şeyinde. Ama ahirette böyle bir ömür diye bir şey yok. Yok, evet. Ve ahiretle ilgili olarak bak. Lillezine ehsenül husna ve ziyade diyor. Evet. En güzel şeyler vardır. Daha fazlası ve vardır. Daha fazlası vardır. Evet. Böyle az filan değildir. Değil, evet. Yani insanın aklında ne geçiyorsa her şeyi Cenab-ı Hak orada, ama inanan ve o inancı doğrultusunda bir hayat yaşayan insanlara vaat etmiştir. Şimdi böyle bir mukayese yapıyor. Buradan tabii şu sonucu çıkarmamak gerekir. Yani dünya hayatı o zaman kısa bir dönem. Hiç önemi yok.
Hayır. Anlamına gelmez. Hayır efendim. Onun için şey dünyaya da önem vermemiz elbette lazım. Dünyayı da imar etmemiz lazım. Kesinlikle. Yetmez. Dünyada zulmü ortadan kaldıracak, insanları rahata kavuşturacak bir takım çalışmalar içinde olmalıyız. Ve son nefesimize kadar bunu yapmalıyız. Kesinlikle. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir örnek vermek isterim burada. Hı-hı. Peygamberimiz vefat edeceği hastalıkta 7-8 gün kadar hasta oldu, yattı. O süre içerisinde namaz da kıldıramadı. Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki namazı kıldır. Tam o yattığı, yani vefat edecek belli artık. Kendisi de Hazreti Ayşe ile eşiyle konuşurken diyor ki ben bu hastalıktan iyileşmem. Yani vefat edeceğim, ben öleceğim, öbür tarafa gideceğim diyor. Tam o sırada kuzeye göndereceği İslam ordusunun planlamasını yapıyor. Evet, evet. Ve orada kim komutan yapacak onu düşünüyor. Komutanı çağırıyor, Üsame'yi, ona talimatlar veriyor. Yani bakın Peygamberimiz vefat döşeğinde yine yapması gerekenleri yapıyor. Elbette. Biz ise yani biz İslamiyet'i yaşadığını düşünenler ise diyor ki ben hocam diyor hacca gittim geldim çalışmayı bıraktım. Artık her şeyden elime eteğimi çektim. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olur mu yani? Hayır asla. Bu dini bir şey midir yani? Hayır asla. Böyle bir şeyi hiçbir zaman için ne Kur'an-ı Kerim, ne Hazreti Peygamber, ne de Müslümanların hayatında böyle bir şey yoktur. Müslümanın emeklisi ne zamandır? Müslümanın emeklisi öldüğünde emekli olur. Evet. Yani o kadar. Onun dışında emekli, yani dünya hayatında olur. Çalışırsın 25 sene, 30 sene, 40 sene neyse. Ondan sonra bir emekli. Ama emekli oldun demek, yine üreteceksin demek. Tabii. Yani aslında emekli olduktan sonra daha verimli şeyler yapılabilir. Yani mesela bakın şimdi insanlar emekli olduktan sonra artık atıl hale gelince çöküyorlar. Tabii. Halbuki insan kaç yaşında? Bizim bir hocamız vardı şöyle dedi. Dedi ki yahu dedi ben dedi efendim işte siyasete falan da atıldı. Yani nasıl olacak bu iş falan diyordum. Açıldım diyor ya. Evet. Açıldım diyor. Niye? Çünkü insan çalıştıkça vücudu ona göre. Tabii. Ona göre dizayn edilmiş tabii vücut. Yani oturursanız, hareket etmezseniz vücut hantallaşır. Tabii. Hantallaşınca, peki bu dünyada çalışmayalım, ne yapalım? Peki öyleyse vakit geçer mi? Geçmez, mümkün değil. Sürekli çalışacaksın, üreteceksin. Hı. Yani biz bunu mesela çok çeşitli ülkeleri gezdik. Siz de gezdiniz, ben de gezdim. Vallahi 80 yaşında, 90 yaşında kasiyerleri gördüm. Tabii tabii. Oturmuş şeyin başında gayet güzel de işlem yapıyor. Evet, evet. Hatta bir yerde bir 90 küsür yaşındaydı belki. Araba kullanırken görünce şaşırdım. Hı. Yani demek ki hayata bağlanmak ayrı bir şey. İşte bu dünyaya ama bu sadece bu dünyaya bağlanayım, bu dünyadan ayrılmayacağım gayesi güdüyorsa o yanlış. O yanlış, evet, evet. Yani mutlaka insan bir gün bu dünyadan göçecektir. Evet. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir insan ebedi değildir. Herkes bu dünyaya gelmiş olan insanların tamamı ölümü tatmıştır. Çünkü küllü nefsin zâikatül mevt ayeti. Evet. Her canlı ölümü tadacaktır. Bu iş böyledir. Şimdi benim gördüğüm şöyle bir yanlışlık var. Bu ahiret inancı, bizdeki yani İslam dünyasındaki ahiret inancı dünyada yaşamayı olumsuz olarak etkiliyor sanki. Evet. Halbuki bunu etkilememesi lazım. Tabii. Neden bu böyle dünya hayatını hakir görüyoruz? İşte ondan sonra bu bizdeki ahiret inancı, ya nasıl olsa ölüm var, öleceğim falan, boş ver dünyayı diyoruz. Evet, evet. Bu böyle bir yaklaşımı nereden bize musallat olmuş? Bu yani bir takım anlayışlar İslam dünyasında zaman zaman etki etmişlerdi. İslam dünyasında etkilerini göstermişlerdi. Özellikle mistik hayat dediğimiz, evet, bu hayatın içerisinde dünya hayatını hiçe sayma, hiç şey yapmama gibi bir algılayış. Halbuki yanlış. Halbuki o zatların başında bulunan, o şey kuruluşların veya şeylerin başında bulunan insanlar da bu dünyada bu işlerin yapıldığını çok iyi bilmektedirler. Evet. Dolayısıyla böyle bir anlayışın İslam dünyasına belli şeylerle girmiş olabilir. Mesela Hint mistisizminden veya buna benzer bir takım şeylerden tasavvuf etkilenmiştir. Hı-hı. Tasavvuf etkilenince sadece işte öteki dünya. Öteki evet dünya ama öteki dünyayı bu dünyada kazanacağız. Evet. Yani öteki dünya öteki dünyada kazanılmayacaktır. Yok böyle bir şey. Evet. Yalnız burada şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tek taraflı okuduğumuz zaman
insanı böyle bir hisse kaptırıyor. Evet. Mesela velel ahiretu hayrul leke minel ula. Evet, evet, evet. Mekki tabii, sure tabii, Mekki. İşte Mekke'deki hitap, bakın Mekke'deki müşriklere hitaba bakın ha. Şimdi. O hitabı biz kaybettiğimiz anda o hisse kapılır. Evet, o hisse kapılır. Tamam mı? Şimdi Mekke'deki şimdi bunu, bütün bu tür ayetler ha. Var ya Mekke'deki, Mekki ayetlerde o günün insanına bu dünya sadece bu dünya değil hissini demek istiyor. Demek istiyor. Onu vurguluyor zaten. Şimdi velel ahiretu hayrul leke peygamberimize hitap ediyor. Evet, ayet tamam. Diyor ki, tamam. Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Evet. Ahiret dünyadan senin için daha hayırlıdır. Dünya ahiret diyor, herkes için hayırlıdır. Herkes için hayırlıdır tabii. Şimdi yalnız tabii dediğiniz çok önemli bir şey. Yani Mekkeli müşrikleri aslında peygamberimizin evet, tabii, şahsında, Mekkeli evet, müşriklere bunu söylüyor. Tabii canım. Yoksa dünya hayatı önemli değil. Mesela bak Hud suresinde olacaktı sanıyorum. Men kâne yuridi sevâbet dünya ve zînetehâ diye devam eden evet. Ayetler var. Şimdi bu Mekkeli müşrikleri geçmiş dönemi anlatırken Mekkeli müşriklere bir şey yapıyor. Dünya sevabını isteyebilirsin, dünyanın güzelliklerini isteyebilirsiniz. Ama bu dünya geçicidir. Geçici onu demek istiyor. Ha geçicidir. İnanır da eğer düzgün bir hayat yaşarsanız asıl sizi işte velel ahiretu hayrun ve ebka demesinin sebebi de odur. Bir başka anlam da burada belki şu olabilir. Yani o andaki Mekke müşrikleri çok güçlü, Müslümanlar tabii, çok az. Tabii. Ama demek istiyor ki siz çalışın. Elbette. Müslümanlara da şey yapıyor. Elbette. Güçlü hale geleceksiniz. Güçlü hale geleceksiniz. Bugünkü duruma baktığımız zaman, İslam dünyasına baktığımız zaman hakikaten Müslümanlar güçsüz durumda. Tabii. Müslümanların dışındaki dünya çok güçlü. Evet. Bu aynı zamanda bu ayetler bize de bir elbette, motivasyon sağlaması lazım. Elbette bugün de aynı şeyi bize evet. İhsas ettiriyor ama ettiriyor. Biz maalesef bunları ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Ve sadece ahirete yönelik güzel, ahiretsiz olmaz. Ahiret insanları dengeler aynı zamanda. Evet, evet. Çünkü neden bu insan yaptığım yanıma kar kalacak düşüncesiyle bir şey yaparsa bunun sonu gelmez. Gelmez evet. Evet. Ve adalet de sağlanmaz. Şimdi bu ikisini beraberce aslında düşünmek lazım. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de yine mesela Bakara suresinde birkaç ayet var. Hı hı. Onlar bu ikisini beraberce ne kadar güzel evet. Mukayese yapıyor. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ve ma lehu fil ahireti min halak. Evet. 200. ayet Bakara. Evet. Diyor ki birler dese ki sadece dünyada bana iyilik ver. Veririz onu ama ahirette ona bir şey yoktur. Devamında diyor ve min men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabena. Bak bu Müslümanca bakmış. Tabii. Yani hem bu dünyada Kur'an-ı Kerim'in istediği budur zaten. Budur değil mi? Hem dünyada hem ahirette güzellik evet. İstemek. Ülâike lehum nasibun mimma kesebu. Evet. Vallahu seriyyum. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim Rıza Bey. Bu Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun salah meselesi diye bir doktora evet. Çalışması yaptım. Ben şimdi bak burada hemen şeyi de aldım önüme. Hı. Orada salahın sonuçları diye bir şey var. Var. Hı hı. Şimdi yani bu dünyada salih amel iman ettik, salih amel işledik. Yararlı iş yaptık. Yararlı iş yaptık. Peki ne? Bir bakarsın ki orada dünyevi ve uhrevi sonuçları. Hı hı. Yani bu dünyada yapacağımız bir işin hem bu dünyada göstergesi var hem de ahirette bunun karşılığı var. Tabii. Mesela diyelim ki bakın. Mesela güzel bir gelecek ve mutluluk kim istemez? Tabii. Bu dünyada istemez mi insanlar? Tabii. Bu dünyada isteriz. Elbette bu dünyada bak inanır bu inancı doğrultusunda güzel bir yaşantı sunarsa bu insan yaşarsa hem kendisine tabii. Hem çevresine hem ülkesine hem bütün insanlığa hem bu dünyada hem öteki dünyada tabii. Güzel bir gelecek ve mutluluk. Bunu herkes istemiyor mu? Herkes. Bugün herkes söylüyor bunu. Tabii. Herkesin ağzında tabii. Güzel bir gelecek kendimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için vesaire vesaire. Evet. Şimdi bak peki bu dünyada yapmış olduğumuz bu güzel davranışların ahiretteki karşılığı ne olmalı? Cenneti kazanma olmalı. Tabii. Değil mi? Ona yönelik Allah'ın rızasını kazanma, Allah'ın cennetine girme ve orada ebedi bir hayat sürme. Evet. O ebedi bir hayat sürmeyi biz nerede kazanacağız? Dünyada. Bu dünyada kazanacağız. Şimdi bakın mesela yine dünyevi sonuçlarından bir tanesi tövbelerinin kabul edilmesi. Evet. Yani bir insan hata edebilir. Bir tabii. Müslüman hata edebilir. Tabii. Hatta dinden dönmüş olsa bile tövbe eder, bağışlanır ve tekrar Müslüman olabilir. Olabilir. Nitekim bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethedildiği vakitte orada
değil mi? Daha önce Müslüman olmuş, dinden dönmüş insanların tekrar Müslümanlığı kabul ettiğine dair biz tarihi bilgileri okuyoruz. Örnekler de var. Şimdi bunlar bize neyi gösteriyor? Hem bu dünya hem ahiret dengesinin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Mesela bakın şimdi diyelim ki bakın sevginin oluşması. Evet. Yani bu dünyada insanlar sevilmeyi arzu etmezler mi? Tabii. Değil mi? Bu dünyada sevildiği vakitte Allah-u Teala ahirette bunu sevmez mi? Allah-u Teala böyle kulları sevmez mi? Tabii. Şimdi tabii ki yani bu dünyada yararlı iş yapanı hem kendisi kendiyle barışık olur, hem çevresi onu sever, evet. Hem ülkesi sever, evet. Hem bütün insanlık evet, sever. Evet, evet, yararlı evet. Bir şey yaptığımız tabii. Zaman. Biz bunu hayatımızda yaşıyoruz. Diyelim bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz. Okuyanlar oradan yararlanıyor. Hocam elinize sağlık diyor. Evet. Ve bizi hiç görmeden bile tabii, arkadan arkaya tabii. Seviyorlar. Biz tabii biz aslında farkına varmıyoruz, varmıyoruz ama mesela hatırlarsan bir gün iki öğrenci geldiler. Hocam tabii. Vallahi biz sizi işte örnek alıyoruz. Tabii. Yani böyle olabilir miyiz filan diye. Demek ki bizim yaşantımız, bizim derslerdeki performansımız veya vesairemiz insanlar öğrencilerimiz üzerinde etki yapıyor. Onlar da buradan aldıkları örnek hayatı, nitekim zaten Hazreti Peygamber de biz müminler için bir örnek değil mi? Değil tabii mi? Üsvetün hasenetün. Bu üsve-i hasene aslında bütün peygamberler için şeydir ama Hazreti Peygamber için özellikle zikredilir. Bir de Hazreti İbrahim için özellikle zikredilir. Evet. Üsve-i hasene olması. Bunlar nedir? Dünyada göreceksiniz. Onun gibi bir hayat süreceksiniz. Ama dünyaya kendinizi kaptırmayacaksınız. İlelebet kaptırmayacaksınız. Bileceksiniz ki evet bu dünyada malım var, mülküm var, yaşıyorum, yaşatıyorum, insanlara yardım ediyorum, hizmet ediyorum. Ama bunun bir gün sonu gelecek. Son gelecek tabii. Tabii. Dünya sonludur çünkü. Bir de hesabını vereceğim. Elbette hesabını vereceksin. Evet. Bu burada biraz ara verelim kıymetli izleyicilerimiz. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Hayata dair ne varsa Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV, hedef kitlesi olarak 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor. Kanal İzmir TV, projeleri özgün ve kaliteli prodüksiyonlar, güçlü kurgu ve senaryolarla izleyicilerle buluşturuyor. Seçimlerde tüm adayların sesi olacak ve siyasi gözlemleri yine Kanal İzmir TV'den takip edeceksiniz. Birbirinden önemli konu ve konuklarla yapılan programlarla ses getiren Kanal İzmir TV, İzmir'in tüm sokaklarında mikrofonunu uzatıyor, vatandaş ne diyor diye soruyor. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 34 44 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde mobil uygulamalar ve bilgisayarlarınızda yayındayız. Burası Kanal İzmir TV. Kıymetli izleyicilerimiz tekrar beraberiz. Bir vetiremiz var. Onu izleyelim. Onun üzerine devam edelim. Vatandaşlara İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadeti sorduk. Cevaplar VTR'mizde. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Peki anlamını biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed de onun elçisidir. Kelime-i şehadet getirebilir misin? Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdü ve Resulü. Peki anlamını biliyor musun? Hayır. Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüden de Muhammeden Abdühü ve Resulü. Peki anlamını biliyor musunuz? Allah tektir, Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüden de Muhammeden Abdühü ve Resulü. Peki anlamını biliyor musunuz? Hayır. Eşhüden la ilahe illallah ve eşhüden de Muhammeden Abdühü ve Resulü. Peki anlamını biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum ama şu anda biraz heyecan yaptım. Yani Allah tektir ve Allah birdir. Diğeri biraz heyecan yapmış şu anda. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü. Peki anlamını biliyor musunuz?
Allah'tan büyük ilah yoktur. Muhammed onun tek büyük velisidir. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Hayır. Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peki anlamını biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Ne gereği var? Getiririm ama hiç gerek duymuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peki anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum, gerek de duymuyorum öğrenmeye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peki anlamını biliyor musunuz? Onu bilmiyoruz. Allah birdir. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah birdir. Muhammed tektir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir şey galiba, tam aklımda değil şu an. Evet, getirebilirim. Zorunda mıyım? Yok, hayır, şu an gereğini duymuyorum. Öyle çok, çok her dakika... Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peki anlamını biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Çok fazla bilmiyorum, evet. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Anlamını biliyor musunuz? Yani Muhammed ve Muhammed'in adıyla diyebiliyorum tam olarak. Kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Peki anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. İyi günler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peki anlamını biliyor musunuz? Anlamını biliyor muyum? Yani dinim İslam ve kayıtsız şartsız bildiğim kadarıyla söylüyorum. Allah'ın dinine hani kayıtsız şartsız diyorum. Öyle diyeyim yani. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ki anlamını biliyor musunuz? Allah birdir. Muhammed de onun elçisidir. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammed abdül ve Resulullah ya Allah ya Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Anlamı çok var. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan gelme, inanmak, dine inanmak, ona yönelmek, onun dininde gitmek, ona uymak, onun yolunda gitmek. Onun için hani sadece onun bizden beklediği bir dua, bir namaz. Biz ne kadar ona uyum sağlarsak, ne kadar onun varlığına inanırsak, o da bizim varlığımıza inanır. Yaşadığımıza inanır. Bizi tutar, yarı yolda bırakmaz. Asla yanlış yola sokturmaz. Ve bütün dinimiz Allah'ımıza, Peygamber Efendimiz'e, şehitlerimize. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed abdühü ve resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Hayır. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed abdühü ve resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Şehadet ederim ki Allah tektir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun elçisidir. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed abdühü ve resulullah. Peki anlamını biliyor musunuz? Tabii ki de ölmeden önce bunu söylediğimiz zaman hani bunu getirmek çok güzel bir şey yani. Sözlük anlamını biliyor musunuz? Sözlük anlamını şu an biraz düşünmem lazım. Hani tam olarak bilmiyorum ama evet hani kulluğa dair inancını son nefesini son sözünü orada söylüyorsun yani benim işim galiba. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını biliyor musun? Bir dakika. Allah tektir ve birdir. Muhammed onun elçisidir. Evet. Dinledik sokak röportajını. Yani sorulan soruya genelde doğru cevap verdiler, öyle diyelim. Tabii ki kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, bu kavramlar biraz yabancı vatandaş için. Bu çocuklarımıza biz tabii ilkokulda, ortaokulda, lisede din dersi veriyoruz. Yani devlet olarak böyle bir yükümlülüğü yerine getiriyoruz ama tam manasıyla demek ki görevini yapamıyor devlet burada. Yani kelime-i şehadeti doğru olarak getirebilen ve bunun anlamıyla beraber ifade eden çok tabii heyecan da var işin içinde. Ne dersiniz bu konuda? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdi tabii yani biz Müslümanların
ciddi anlamda sıkıntısı okuduğumuz kelamı anlamadan okumak. Okumak, evet. Bizim işte gerek vaaz-ı nasihatlerde, gerekse işte okullarda öğretilen şeylerde manası üzerinde durmamak, içselleştirmemek. Yani bütün şeyimiz de budur. Evet. Yani vatandaşın mesela soruldu, çeşitli yaşlarda, yaş gruplarındaki insanlara soruldu. Söylüyorlar şudur, budur filan. Yani belli ki dinle bir ilişkisi var. Çok yüzeysel. Çok yüzeysel manada bir ilişkinin olduğu söyleniyor. Aslında yani bilerek, inanarak ve manasını anlayarak bir dindarlık yapmak çok daha kolay aslında. Evet, evet. Yani ama nedense böyle bir yol seçilmedi. Hı hı. Şimdi bu olmayınca ister istemez toplumda böyle şeylerle karşılaşma imkanımız var. Evet. Yani illa herkesin Arapçayı öğrenmesi şart değil. Şart değil, tabii tabii. Yani niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça gelmiştir. Arapçayı bilmek mecburiyetinde değil herkes. Evet. Ama ne var burada? Burada hiç değilse temel bazı şeyleri, temel bazı şeylerin öğretilmesi gerekir. Doğru öğretilmesi. Doğru gerekir. Öğretilmesi gerekir. Yani çok basit mesela. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani buna bir mana vermek çok zor değil. Evet, evet. Ama bu ilgisiz olmadığını da göstermiyor ama öğretilirken buna ciddi manada eğililmesi gerekir. Ona ciddi manada öğretilmesi gerekir. Bunun ne ifade ettiği, ne anlam ifade ettiğinin bildirilmesi gerekir. Bildirilmediği takdirde olacağı budur. Yani mesela işte orada dikkatimizi çeken birçok şeyler olmuştur. İşte kelime-i şehadet nedir? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de ilk surenin şeyidir. Bu mudur? Değildir. Yani bir eşhedü en la. Zaten telaffuzda da bir takım sıkıntılar var. Telaffuzda da bir takım sıkıntılar var. Dolayısıyla bu şeyleri bizim ciddi manada şey yapmamız lazım. Ciddi manada üzerinde durmamız lazım. Eğilmemiz lazım. Yani eşhedü, ben şehadet ederim, tanıklık ederim ki en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü, yine ben inanırım, tanıklık ederim ki enne Muhammeden, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abduhu, onun kulu, Allah'ın kulu ve Resulü ve elçisidir. Evet. Bu kadar çok açık net. Bir de kelime-i tevhid vardır biliyorsunuz. Diyoruz, evet. Orada da ne diyoruz? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Muhammed de Allah'ın elçisidir. Elçisidir, evet. Ya bu kadar çok net, basit şeyleri öğretmemiz lazım. Yani bizim camilerimizde konuşan insanlarımız, okullarda bu din dersini veren arkadaşlarımız, bunların buradan başlaması lazım. Çok şey de basit. Yani çok basit manada bunları öğretmeleri lazım. 1, 2, 3. Mesela diyelim ki şimdi yaz okulları önümüzdeki şeyde pazartesi günü galiba başlayacakmış. Orada gelen çocuklara bunlar çok rahat bir şekilde öğretilir. Çok rahat bir şekilde öğretilir. Evet. Yani ondan sonra da çocuk bilerek ne söylediğini, ne yaptığını bilerek. Yani bilmeden bir şey olduğu vakitte gizemli, yani herhalde çok acayip bir şey filan yok. Halbuki değil, çok basit manada bir insanın bir Müslüman'da girişte söylediği şeylerdir. Mesela işte bazen Müslüman olmak için müracaat ediyorlar. Müftülükler alıyor bunları. İşte söylediklerimi tekrar et diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve vesaire. Belki bunu böyle demesek de olur. Yani olur elbette ki. Yani niyet etmiş, buradaki, Müslüman olmuşsa bitmiştir buradaki, ama. Maksat nedir? Ben Allah'a inanıyorum. Bitti. Şey odur. Yani maksat biliyorsa esas, bunu esas Arapça şey söylemek evet. Çok şart mu değildir. Bir gizem katıyor buna? Değildir. Ben Allah'a inanıyorum. Evet, evet. Muhammed'in de onun peygamber olduğuna, elçisi evet, olduğuna inanıyorum dese kafi. Elbette. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ülkemizde de var bu husus maalesef. İşte bir ideolojik manada bir yaklaşım olunca, evet, tamam mı? İşte bu Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okunması, bilmem şunun Türkçe, ezanın Türkçe yok. Bunlar ideolojik yaklaşımları bir tarafa bırakırsa çok rahat, çok daha güzel şeyler yaşanabilir. Basit. Çok basit. Çok şeylerdir yani. Yoksa bunu o şeye çekmemek evet, lazım. Ve burada da dengeyi korumak lazım aslında. Tabii. Yani burada da bir şey yok. Yani bunda mesela bakıyorsun işte, diyelim ki bir başka gözle bakacak olursak, ya herhalde şu kıyafetine bakarak bu kelime-i şehadeti getiremez filan gibi bir anlam da şey yapılabilir. Halbuki yok, vatandaş biliyor bunu. Biliyor. Yani bu manada kimseyle bir sıkıntı yok. Evet. Ama bunu o böyle bir çatışma alanı içerisine çekilir de şey yapılırsa bunlar yanlış şeylerdir. Evet.
bunlardan uzak durmak lazım. Tekrar konumuza dönelim. Evet. Dünya ahiret dengesini konuşuyorduk. Ahiret inancı olmayanlar daha mı avantajlı acaba? Ahiret inancı olmayan toplumlarda düzen olmaz. Ben bu kanaatteyim. Fakat şimdi şöyle bakıyoruz dünya üzerine. Müslümanların dışındaki bazı topluluklar bu dünyada hakikaten medeniyet yönünden Müslümanlardan fersah fersah öndeler. İşte diyelim İslam ülkelerinden bazı Müslümanlar Avrupa'ya geçmek için birbirleriyle yarış halindeler. Bunlara nasıl okumak lazım? Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi aslında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Yani Batı dünyasında ahiret inancı yok mu? Bir, iki, Batı dünyasında neden insanlar gitmek istiyorlar? Evet. Şimdi tabii aslında gönül ister ki İslam dünyasına gelseler insanlar. Tabii. Neden? Önceden geliyorlardı zaten. Tabii geliyorlardı. Adata geliyorlardı. Şimdi mesela işte o medeniyetin böyle ihtişamlı olduğu dönemlerde başkent adeta nereydi? Bağdat'tı, işte daha sonra İstanbul'du vesaire filan. Neden? Çünkü adaleti yerine getiriyorsunuz. İnsanların sosyal hayatına müdahale etmiyorsunuz. Evet. İnsanlara çok rahat bir hayat sunuyorsunuz ve inanmaları inanmamaları noktasında serbest bırakıyorsunuz. Şimdi bunu İslam dünyası kaybetti. Kaybedince bu defa kim aldı bunu? Öbür taraf. Batı dünyası aldı. Zaten medeniyetler böyle biliyorsunuz. Oradan oraya geçiyor. Mesela Beytül Hikmeler vardır değil mi? Tabii. İşte Emevilerin sonları, Abbasiler döneminde daha şey. Batı'dan bütün şeyler aşağı yukarı tercüme edilmiş. Ve İslam dünyası, Müslüman alimler, Müslümanlar, halka da yansımış daha sonra, oradan bir medeniyet kurdular. İslam'ın getirmiş olduğu o güzel şeylerle birlikte beraberce. Bunu zaman içerisinde kaybettik. Evet. İlerlemeyi kaybettik maalesef. Birçok biliyorsunuz, işte Fuat Sezgin Hoca, Allah selametlik versin, epeyce yaşlandı. Onun çalışmalarını biz okuyoruz. Evet. Değil mi? Dünya onun çalışmalarını okuyor. İslam dünyasının geçmişte neler yaptığını, evet, bu insanlığa neler sunduğunu onun çalışmalarını ibretle okuyoruz ve görüyoruz bunu. Şimdi bu bazıları zannediyorlar ki İslam dünyasındaki bu gelişme dini alandaydı. Hayır, yani, her alanda. Her alanda. Her alanda tıp alanında. Ya şunu sen Bismillahirrahmanirrahim der yaparsan bunda bir mahsur yok. Evet. Tamam mı? Yeter ki bunu üret. Üret. Sen. Biz bunu kaybettik. Ve Batı bizden, bu defa Batı bizden tercümeler yaptı. İşte İbn Sina'nın, İbn Rüşd'ün, Gazali'nin kitaplarını vesaire filan. Bu defa onlar bizim bu getirmiş olduğumuz bu şeyleri kendileri aldılar, geliştirdiler. Evet. Şimdi İslam dünyası aklı başına geldi biraz. Yani gidişatın çok da iyi olmadığını, aslında sosyal hayatta yapmamız gereken çok şeylerle olduğunu, Batı'da ise yavaş yavaş duraklama dönemi adeta diyebileceğimiz sosyal hayat. Ama ne var? Batı'da tamamen başıboşta değil. Kanunlarla yürütüyorlar. Şimdi biz İslam dünyasında bunu ahiret inancı, yani sorumlulukları, bilinci, fakat uygulamalarda da çok sıkıntımız var. Dolayısıyla dengeyi kuramadık. İslam dünyası dengeyi kurmaya başladığı ki yavaş yavaş bunun işaretlerini görüyoruz. O zaman sanıyorum herhalde bu tekrar Müslümanlar eski haline geleceklerdir. O ihtişamlı günleri aradığımız ihtişamlı günlere dönülecektir. Ama bu birdenbire olmaz. Toplumun her ferdinin kendine düşeni, kendinin görevi neyse onu en iyi şekilde yapması gerekir. Evet. Kim ne görevi yapıyorsa. Bu bilinç bizde olursa şayet o dengeyi kurabiliriz. Evet. Yoksa ben kendi işimi bırakıp da başkasına o işini şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kendin önce kendi işini düzgün yapıyor musun? Bizim buna ihtiyacımız var bugün. Şimdi bir de bu dünya ahiret dengesi konusunda benim dikkatimi çeken bir başka konu da çokça yanlış kullanılan, belki de yanlış sonuçları olan zühd kavramı. Evet. Yani zühd dendiği zaman dünyadan el etek çekmek, ondan sonra sadece ahirete yönelmek. Maalesef öyle. İşte efendim bir lokma bir hırka, evet, ya da evet, işte evet, camiden eve, evden camiye filan gibi böyle bir şey anlaşılıyor. Acaba böyle midir zühd, yoksa hayır, başka bir şey mi? Zühd hayatı demek dinin bütün vecibelerini kendin ferdi olarak yerine getirmen demektir. Ama
Züht hayatı yaşarken kimseye kötülük yapmamak, kendi işini yapmamak, dünyayı terk etmek falan diye böyle bir şey yoktur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de aynı kökten gelen iki kavram var, iki tip var. Birisi salih, birisi de muslih kavramı. Hı hı. Şimdi salih kavramı şu, kendini yetiştirmiş bir kişi kendisine gelir bir şey söylerse cevap verir, yoksa yok. Ama kendi işini son derece düzgün yapan. Evet. Muslih ise hem kendini yetiştirmiş, hem kendi işini düzgün yapan, hem de başkasına bir takım şeyleri, güzel şeyleri empoze eden demektir. Muslih. Evet. Muslih bu demektir. Evet. Zühd hayatı da budur aslında. Şimdi Peygamberimizin hayatı zühd hayatıdır aslında. Tamam? Evet. Gece kalkıp ibadet etmesi, değil mi? Gündüzün kendisine düşen görevleri yapması, zühd hayatı budur. Öyle mi? Şimdi, peki Peygamberimizin hayatında hiç dünyayı terk etme gibi bir şey var mı? Hazreti Peygamber'in hayatında yok. Yani gördüğümüz kadarıyla Peygamberimiz dünya hayatını yaşarken ahireti ihmal etmeden asla yaşıyor. Mekke'den Medine'ye gittiğinde tabii ilk yaptığı iş nedir? Orada Mescid-i Nebevi'yi yaptırmaktır. Tabii. Dünya hayatını ne ilgilendir? Bizi ilgilendirmez derdi yani, tabii, değil mi? Şimdi Medine'ye gittiği zaman orada bir düzensizlik var. Evet. Bir başıboşluk var. Evvela bütün çevre, bütün Medine'lileri topluyor bir araya. Tabii tabii. Yahudileri, müşrikleri, Müslümanları, evet, hepsini bir araya topluyor. Diyor ki gelin biz bu şehirde beraber yaşayacağız. Evet. Onun için bu şehirde yaşamanın kurallarını koyalım. Evet. Anayasa hazırlıyor, Medine Anayasası. Dolayısıyla bakın dünyaya talip oluyor Peygamberimiz. Elbette. Ve Hazreti Peygamber'in hatırlarsanız yine bir hadis-i şeriflerinde yani kıyametin kopacağını bilseniz bile bir ağacı dikiniz. Dikiniz diyor. Evet. Bu nerede dikecek? Dünyada, ahirette tabii, değil bu ya. Tabii tabii. Yani böyle bir peygamberin ümmeti elini eteğini çekmesi mümkün değildir. Böyle bu, bir anlayış. Tabii sanıyorum bizde bu züht hayatı 2. asırdan itibaren belki. Şimdi Hicri 150'de vefat eden şu anda ismini belki yanlış telaffuz edebilirim. Ebu Hişam veya Haşim diye birisinden bahsedilir. 150'de vefat etmiş ki İmam-ı Azam'ın vefat tarihiyle aynı şeyde. Onun şöyle bir ifadesi var tasavvuf maddesinde bu şeyin, Keşf-i Zunun'un tasavvuf maddesini okurlarsa orada arkadaşlarımız görebilirler. Orada şöyle bir, o zatın şöyle bir sözü var. Diyor ki artık insanlar bugün Kur'an'dan uzaklaştılar. Çok dikkatimi çekmiştir. Daha bir asır geçmemiş. Tam böyle her şeyin, aha, efendim içtihatların yapıldığı, evet, şu olduğu bulduğu dönemlerde. Şimdi diyor insanlar diyor artık Kur'an'dan uzaklaştılar ve diyor başkalarının yazdığı şeyleri anlamaya. Allah'ın kelamını diyor ikinci, üçüncü şeye bıraktılar. Ve o tarihten itibaren ne yazık ki İslam dünyası Kur'an'ı artık sadece okumak, ezberden ve yüzünden okumak yönüne gitmişlerdir. Ama Kur'an'ın ne demek istediği noktasında ciddi manada sıkıntılar çekilmiştir, üzerinde düşünülmemiştir. Şimdi bu tabii bilmiyorum, tabii tarihi olarak sanki böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Emeviler tabii biraz Arap kavmiyetçisi bir devlet anlayışına sahiplerdi ve dünya hayatına fazla yöneldiler. İşte saraylar yaptırdılar. Efendim sanki dünyada ebedi kalacaklarmış gibi böyle bir yönelim var orada. Buna bir tepki olarak sanki İslam Müslümanlar arasında bir züht hayatı, belki de doğudan Hindistan tarafından gelen, işte İslam'a giren, evet, bazı tasavvuf hareketlerin bir takım oralardan etkilendiğine yani, dair şeyler var. Sanki böyle bir tepki doğdu bu dünyaya aşırı yönelmeye karşı. Bir ahireti öne çıkarma gibi bir şey insanın aklına geliyor mu? Bu tabii tasavvuf tarihi, daha çok tasavvuf tarihini, evet, ilgilendiren bir şey ama sanki İslam tarihini okuduğumuz zaman da bu Abbasi, işte Emevilerin yıkılışı, Abbasilerin kuruluşu, o dönemlerde böyle benzeri şeyler ortaya çıktı. Ama ilk mütasavvufların hayatına şöyle bir göz attığımız vakitteki, ben epeyce biliyorsun tasavvuf, hı hı, tarihiyle de uğraştım. Evet. Hiçbir tanesinin böyle o meşhur mütasavvufların dünya hayatını tamamen boşayalım filan şeklinde bir şey. Çalışıyorlar, çabalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yani biz durduğumuz yerde bize kimse getirip bir şey vermeyecek. Evet. Ekeceğiz, biçeceğiz, çalışacağız, çabalayacağız. Ama dünyaya tapmayacağız. Hı hı. Bütün şey bu.
Yani dünyada ebediyen kalacakmış gibi şey yapmayacağız. Evet. Ama İslam dünyası veya başka bir dünya, hangi dünya ayırsanız alın, maalesef o saltanat dönemleri bir takım şeyler olmuştur. Yani bunlarla ilgili de eleştiriler yapılabilir, söylenebilir ama dünya hayatında ebedi kalacağım diye meşhur bir söz vardır. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya kime kalacaktır? Evet. Hazreti Süleyman ki biliyorsunuz Cenab-ı Hak dağ, taş, kuş ne varsa hepsini dilinden dişini anlayan bir zat. Evet. Yani Saba Melikesi'nin Belkis'in tahtını bir anda efendim kendi sarayına getirtiren değil mi? Evet. Hatta öyle bir medeniyet ki o Belkis geldiği vakitte saraydan içeri girerken alttan müthiş bir su sanki bir şey yapar gibi eteklerini ıslanacak gibi böyle eteklerini böyle ayaklarını şey yapması filan vesaire müthiş bir medeniyet yapılmış bunlar. O Hazreti Süleyman'a kalmamış bu dünya. Evet. Nihayet Allah-u Teala'nın koyduğu bir sünnetullah var. O sünnetullah içerisinde bu dünyayı yaşanılacak bir halde tutmaktır. Evet. Şimdi bir de hadis kitaplarında geçen bir rivayet var. O rivayeti de çok kullanan arkadaşlarımız var. İşte dünya hayatı müminin zindanıdır. Evet. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Dolayısıyla mümin dünyada gülmeyecektir. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını çok ciddi manada okuyan insanların Hazreti Peygamber'in bunları söyleme şansının olmadığını kabul edilir. Evet. Yani Hazreti Peygamber'in asla böyle şey yoktur. Evet. Dünya niye zindan olsun? Yani mümin dünyada ya zindan olsa nasıl kazanacaksın ahireti? Yani. Şimdi bu yaklaşıma bence Yunus suresindeki şu ayetler ile çelişiyor. Ela inni evliya Allah ila khawfun aleyhim. Ela inni evliya Allah ila khawfun aleyhim ve lahum yahsenun. Dikkat edin. Allah'ın sevdiği kullar için ne korku ne üzüntü vardır. Evet. Şimdi tabi burada da Allah'ın sevdiği veli. Tabii. Veli derken de bizim halkımız arasında farklı düşünceler var. Tabii. Şimdi veli dendiği zaman şöyle adam düşünüyor. Dünyadan elini eteğini çekmiş. Yani. Sadece camiye yok gidiyor. Öyle bir şey. Camiden çıkmıyor dışarı. Öyle. Bu adam veli. Böyle kabul ediyor. Bakın evliya dediğimiz o zatlar hani denilen. Onların yüzlerce talebeleri var. Evet evet. Bu bir okutma işi değil mi? Tabii. Elini eteğimi çekmiş diyebilir miyiz? Hayır bir de bu zaten bu evliyayı zaten ayet tabii devamında tabii. Ellezine amenu ve kanu yani iman tabii. Ve imanın gereğini, yerine getirmek. Ondan yani. Sonra da lehumül büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Evet. İşte denge burada bak. Fil hayati dünya ve fil ahire. Evvela dünya hayatında müjdeler var. Yani mümine, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in öbür ayetleri Mekkeli müşrikler bağlamında okumak lazım. Düşünmek lazım. Evet, evet. Yani dünya hayatını işte efendime şey yapan filan. İşte bakın şu ayet lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Önce dünya hayatına müjde var. Canım. Yani kime bu müjde? Müslümana, mümine. Yani. Dolayısıyla nasıl zindan olur mümin? Olamaz, mümkün değil. Dolayısıyla şey yani bu yaklaşım işte, bu ayetler çerçevesinde yani o sizin söylediğiniz hani böyle işte şunlar bunlar filan tantanalı şaşalı filan hayata şey yapınca işte belki tepki olarak bir takım tepki şeyler olarak, evet. Söylenmiş olabilir. Yoksa Hazreti Peygamber'in hayatını çok yakinen bilen sizler, bizler evet, evet. Hazreti Peygamber'in asla böyle bir hayat şey yapmadığını görüyoruz. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize bu gelen ayetlerden bazılarında işte diyor ki sen bu müşriklerin yaşadığı şaşalı hayata bakma. Tabii. Çok kısadır bu ve tabii. Geçicidir. İşte dediğimiz şey odur. Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'indeki bütün o şey ayette Mekke zaten Mekke surelerde genelde bu ayetler geçiyor. Mesela İsra suresini okusunlar, Hud suresini okusunlar sevgili seyircilerimiz. Göreceklerdir. Hep Mekkeli müşrikler bağlamında. Evet evet. Yani tamamen bu dünyaya şey yapmış, kendisini kaptırmış. Varsa da bu dünya, yoksa da bu dünya onlara diyor. Onlara derken biz elhamdülillah mümin Müslüman insanlarız, inanmış insanlarız. Mümin Müslüman insan hem bu dünyasını hem de öbür dünyasını imar etmek mecbur etmiyor. Öbür dünyayı kazanma bu dünyada olacaktır. Bir bunun de şey tabii ki ahiret inancı şunu da dengeliyor. Öyle anlıyorum ben. Yani yaptığımız işleri meşru yapmamız elbette. Lazım. Yani haram karıştırmamamız elbette, lazım. Elbette. Başkasının hakkını yemememiz elbette, lazım. Kesinlikle. Yani dünya hayatı ben kazanayım da başkasının nasıl olursa olsun nereden gelirse gelsin var mı böyle bir olmaz şey? Olmaz yani. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla hak etmediğim bir şeyi. Niye Kur'an-ı Kerim mesela faiz üzerinde durur? Haksız bir kazanç olduğu için. Olduğu için. Evet. Haksız kazancın devamlı olarak Kur'an-ı Kerim karşısındadır. Karşısındadır evet.
Yani haksız. Hiç haksız. Emek sarf etmeden sömürü. Sen sömürü, yani bunlara hep karşıdır Kur'an-ı Kerim. İnsan hayatını niye öne çıkarır? Neden hürriyet öne çıkarır? Neden Kur'an-ı Kerim adalete vurgu yapar? Evet. Annenizin babanızın aleyhine bile olsa, sevmediğiniz bir toplumun aleyhine bile olsa doğru olun, adil olun, doğruyu söyleyin. Neden Kur'an-ı Kerim bunları hep öne çıkarır? İnsanla alakalı olduğu için, insanın şeyi için. Evet. Evet, bugünkü sohbetimizi burada noktalayalım. İnşallah bir başka programda tekrar beraber oluruz. Hayırlı günler diliyorum.